Hocam, çocuklarımızı ishalden korumak için aşı yaptırmamız gerekir dediniz. Peki gıdalarında da dikkat etmeleri gerekiyor mu Tabii ebeveynler? her ishale sebep olan yani enfeksiyon nedenine göre aşımız yok maalesef. Yapabileceğimiz tek şey rotavirüs. Diğer viral gastroenteritler var. Onlar da hava yoluyla geçebiliyorlar. Onlara koruyucu bir şey yok. Bir de sizin söylediğiniz gibi hijyenle, yani işte gıdaların düzgün saklanılmaması, hazırlanmaması, okul çağı çocukların dışarıdan gıda tüketmesi, sularımızın belki hani biraz daha sanitasyon dediğimiz hijyeniyle ilgili problemlerin ortaya çıkması nedeniyle de kontrol edemediğimiz bazı enfeksiyon ishallerde görülüyor. Bunlarda da büyük tuvaletinin analiziyle birlikte neye karşıysa ona yönelik bir tedavi düzenliyoruz. Zehirli ishal dediğimiz, kanlı ishal dediğimiz amip denilen bir parazite bağlı ishaller gözükebiliyor. Bunlarda da yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, kusma var. İshal sıklığı çok fazla olmayabiliyor. Günde bir ya da iki kez olabiliyor ama kanlı gelebiliyor. Çocuğun genel tablosunu bu da çok etkileyebiliyor. Ve bunun da bir antiparazitik tedavisi var. Bazen ayaktan tedavi, bazen de ateşini kontrol altına alamadığımız ya da kusmasını kontrol altına alamadığımız çocuklarda da yatarak tedavisi söz konusu olabiliyor. Her çocuk yatması gerekiyor mu? Hayır. İshalde durdurmak gibi bir şey söz konusu mu, hastaların en sık sorduğu şeyler. İşte ishali dursun toparlayacak. İshali yani durdurmak için ilaç biz kullanmayız çocuklarda. İshal bir vücudun savunmasıdır. Vücuttan ki mikrobun atılması yöntemidir. Kusmayı durdurmak için ilaçlar kullanırız. Bir beslenme düzeni öneririz. Bağırsaklardaki flora dengesini sağlayabilmek için prebiyotik dediğimiz bir takım maddeler, iyi huylu parazitler var. Onlardan kullanırız. Ve bunların sonucunda çocuk hala kusmaya devam ediyorsa, ağızdan yeteri kadar almıyorsa, ateşi düşmüyorsa, genel durumu işte vücut ağırlığının %10'undan bazı fazla sıvı kaybı varsa ve istediği çok fazla olup yeteri kadar azdan biz bunu destekleyemediğimiz durumlarda işte o zaman hastanede yatarak gözlem altında tutuyoruz çocukları. Bu da hastalığın sürecine göre değişiklik arz edebiliyor ya da çocuğun oral beslenmesine göre, ağızdan alımına göre de değişiklik arz edebiliyor hastanede kalış süremiz.